Diş absesi geliştiğinde ilgili diş genellikle çekilir. Eğer zamanında müdahale edilmezse diş kaybının yanı sıra iltihap derin dokulara doğru ilerleyerek çene kemiğinde ve yumuşak diş etinde, yumuşak dokularda kayba sebep olarak bu bölgelerde iltihap oluşmasına sebep olur. Absenin yayılım hızı kişinin bağışıklık sistemiyle yakından ilgilidir. Vücut direnci düşük olan kişilerde kötü ağız hijyeninde bu tabloya eşlik ediyorsa absenin yayılım hızı ve yayıldığı alan daha da artar. Ayrıca bu duruma kişinin kan tablosundaki değişiklikler de eşlik eder. Absenin yayılım alanı dişin bulunduğu bölgeye göre değişir. Alt çenedeki dişler bulunduğu bölgeye göre ağız tabanında, yanakta, çene köşesinde şişlik oluştururken üst çenedeki dişler yine dişin bulunduğu bölgeye göre göz altında, sert damakta ve yanak içerisinde şişlik oluştururlar. Apse tedavi edilmezse çene ve yüz bölgesinde bulunan loca denilen boşluklara doğru yayılır. Bu bölgelere doğru yayıldığında ağız tabanı yukarıya doğru kalkar ve hastada yutkunmada ve solunumda güçlük oluşur. Böyle bir tablo geliştiğinde hastanın mutlaka hastaneye yatırılması ve damar yolundan özellikle kuvvetli antibiyotik tedavisine başlanması gereklidir.